depremde devlet hastaneleri ve eğitim araştırma hastaneleri bulunduğumuz bu bölgede, Hatay'da hasar almıştı. Hatta bazıları yıkılmıştı, özel hastanelerde dahil. Dolayısıyla bu noktada hastane hizmeti, sağlık hizmeti verilmesi gerçekten çok kıymetliydi. İşte bunun için de Milli Savunma Bakanlığı devreye girdi ve TCG Sancaktar ve Bayraktar adı altında iki tane Sahra Hastanesi kuruldu. Biz bugün saatler sonra 103. saatte Hatay'da, İskenderun'da bir mucizeye şahitlik etti. İşte o mucize aslında Oktay ailesiydi. Tam 103. saatte enkazın altından canlı olarak çıktı Oktay ailesi. Biz bugün aslında artık abi demek istiyorum izninizle. Tam 103 saat boyunca Osmanlı'na diktik. 103 saat. Dile kolay. 5. gün. Valla çıkacağımızı, ne zaman çıkacağımızı bilmiyorduk. Çıkacağımızı daha doğrusu bilmiyorduk. Ne zaman değil. Ümitler yavaş yavaş azalmış mıydı? Ümitler son bulmayana kadar ümitler bitmez. Biz sona kadar gideriz yani. Bugün ispatladınız zaten bunu bize. Evet yani dört çocuk, anne, baba, 2 metrekare yerde 5 gün yaşadık. Kadri Oktay bugün enkazdan çıkarıldı. Arzu Apartmanı'nda sabah saat 3 kız, bir erkek, hepiniz 6 kişilik bir aile. Bir oğlunuz dışarıdaydı. Sağ salim çok şükür çıktınız. Bize aslında mucizeyi de göstermiş oldunuz. Tabii. Ne söyleyeceksiniz Kadri abi? Tabii çocuklar yanımda olduğu için, yani onları kurtarmak için ben dik durmalıydım. Bu karanlık yerde onlara hep umut oldum. Size sesimi duyan var mı diye biri herhalde çağrı yaptı değil mi? Orada bir yanıt geldi. Daha önceden de yaptılar fakat sesimizi duydukları halde bırakıp gitmiştiler. Tabii benim oğlanın ve iş arkadaşlarımın çabalarıyla. Onlar demir yollarında işte iş arkadaşlarıyla vinç işte getiriyorlar. Kendi aranızda konuştunuz mu enkaz altında hiç hani? Tabii. Çünkü 5 gün artık dile kolay gerçekten. Tabii hep konuşuyorduk yani çocuklarla birbirimize. Siz destek olduk. Siz destektiniz onlar için. Tabii. Yani destek olmasaydık zaten olmazdı yani bunlar. Aslında sadece Kadri abi değil, burada bulunduğumuz bu hastanede TCG çok teşekkür ediyorum. Çok geçmiş olsun. Diliyoruz ki çok daha güzel günleriniz olsun bundan sonra Oktay ailesi için. Tabii sadece aslında Kadri abi değil, bulunduğumuz burada TCG Sancaktar gemisinde çok fazla depremzedenin aslında tedavi altına alındığını söyleyelim. Hem bu noktaya getiriyorlar hem de Mersin, İskenderun limanına yaklaştırılan bir gemiyle birlikte Mersin'deki şehir hastanelerine götürüyorlar. Bugün Kadri abinin hikayesine hepimiz konuk olduk. Bir mucizeye şahitlik ettik aslında hep birlikte. Diliyoruz ki İskenderun'da da, Antakya'da, Hatay'da da benzer mucize haberleriyle sizleri tekrar buluşturabilelim. Ezgi, bu gemi şu anda hastane değil mi? Sancaktar, Bayraktar gemisi. Hastaneye dönüştürüldü. Kaç kişi var, kaç yaralı var şu anda? Durumları nasıl? Bir de bu gemiyle Mersin Şehir Hastanesi'nin naklediliyor da dediğin yaralılar değil mi? Doğru anladım. Aslında bu gemiyle nakledilmiyorlar. Başka bir gemi yaklaşmıştı. TCG İskenderun gemisiydi o Mersin Şehir Hastanesi'ne götürülenler. Bulunduğumuz bu TCG Sancaktar gemisi ve bir limanda daha vardı. Paras limanında, o da TCG Bayraktar gemisiydi. İkisinde de Sahra Hastanesi olarak görev yapıyorlar. Yalnız şöyle bir fark var. Bulunduğumuz bu gemide, biraz da yürüyerek göstereyim isterseniz. TCG Sancaktar gemisinde enkaz altında çıkarılanlar da buraya getiriliyor. Enkaz zedeler de getiriliyor. Ama nasıl getiriliyor? Önce bir hastaneye götürülüyorlar. Orada bir ilk değerlendirmeleri yapılıyor. Buraya gelmeden önce bir görüştük. Neler yapılıyor? Enkazzedeler direkt buraya mı getiriliyor diye sorduk. Hayır dediler. Önce bir ön değerlendirme yapılması gerekiyor. Tomografi, gerekli bütün testler, araştırmalar önce yapılıyor. Eğer gerçekten sağlık durumları iyiyse ve böyle bir hastanede tedavi görmek onlar için yeterli olabilecekse sonra bir Sahra Hastanesi'ne getiriliyorlar. Ve Oktay ailesi de bugün enkazdan çıkarılan, 103. saatte enkazdan çıkarılan Oktay ailesinde sağlık durumu iyi olduğu için buraya getirildiler. Bir de TCG Bayraktar gemisi var. Buradan hemen önce de oradaydık aslında. Orası enkazzedeler için değil, sadece depremzedeler için hizmet veren bir hastane. 45 personeli var. Gönüllü sağlık personelleri görev yapıyor Bayraktar TCG Bayraktar gemisinde. 28 ek personelle birlikte görev yapıyorlar. Ve bu noktaya da hemen şunu hatırlatalım. Hala gönüllü sağlık görevlilerimiz gelmeye devam ediyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.